Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Hepiniz öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte dil bilgisinin özetini kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli arkadaşlar. En son sizinle birlikte fiilde, eylemde, çatıda kalmıştık arkadaşlarım. Şimdi oradan devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Evet, öncelikle fiilde, eylemde, çatıya baktığımız arkadaşlar, fiiller özne ve nesne durumlarına göre bazı yapım ekleri alarak bazı şekillere giriyor. Biz bunları çatı diyoruz değerli arkadaşlar. Fiilde diğer ismiyle eylemde çatıya baktığımızda değerli arkadaşlar bu iki şekilde uygulanıyor. Birincisi öznelerine göre ve nesnelerine göre çatılar. Şimdi öznelerine göre çatılara baktığımızda bunlar dört kısımda inceleniyor değerli arkadaşlar. Birincisi etken, ikincisi edilgen, üçüncüsü dönüşlü, dördüncüsü işteş. Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş fiiller değerli dostlar. Şimdi etken fiillere baktığımızda burada işi yapan kişi belliydi. Edilgen fiillere baktığımızda ln eklerini alıyordu ve burada işi yapan kişi belli değildi değerli arkadaşlar. Dönüşlüye baktığımızda yine aynı şekilde ln ekini alıyordu. Burada işi yapan ve işten etkilenen aynı kişi, aynı özne, aynı varlıktı değerli arkadaşlar. Dönüşlü fiillere baktığımızda buradaki ekimiz ş ekiydi. Ve dönüşlü fiillerde arkadaşlarım genelde birlikte yapma ve pardon işteş fiillerde arkadaşlarım genelde birlikte ve karşılıklı yapma, gruplu ve karşılıklı yapma vardı. Mesela uçuşmak, kuşlar uçuşuyor dediğimizde ya da işte arkadaşlarım, arkadaşımla mektuplaştık dediğimizde arkadaşlar burada karşılıklı yapma anlamı vardı değerli dostlar. Şimdi gelin bunları detaylı bir şekilde inceleyelim değerli arkadaşlar. Öznelerine göre fiil çatılarına baktığımızda birincisi neydi? Etken fiillerdi. Burada çatı ekleri almadan öznesi belli olan fiillerdi bunlar. Mesela çocuklar eve geçti dediğimizde burada geçen kim? Çocuklar. Özne belli. Ahmet bu gece geldi dediğimizde burada belli olan kim? Ahmet'tir. Yani öznesi belli. Cümlede özne, gizli özne ise yüklem olan fiil çatısı yine etkendir. Mesela bize yarın gelecekler dediğimizde gelecek olan kim? Onlar. Bakın gizli özne var değerli arkadaşlar. Kök halindeki tüm fiiller etken fiildir. Mesela gelmek, okumak, sevmek, görmek. Bunların hepsi arkadaşlarım. Mesela onu gördüm, onu sevdim. İşte onu okudum dediğimizde bunların hepsi arkadaşlar etken fiillerdir. Yani gizli özne olsa da yine etken fiil diyoruz. İkincisine baktığımızda edilgen fiiller dediğimiz. Edilgen fiiller değerli arkadaşlar burada gerçek öznesi bilinmeyen yüklem durumdaki fiilleri biz edilgen fiil diyoruz değerli arkadaşlar. Bakın ln eklerini alıyor demiştim az önce. Edilgen yapan fiiller şunlar da ekler. Ln ekleriydi. Aynı zamanda burada işte bu işi kimin yaptığı belli değildi. Etken de işi yapan belli, edilgen de işi yapan belli değil. Mesela çamaşırlar yıkandı dediğimizde çamaşırı kimin yıkadığı belli değil arkadaşlar. Aynı şekilde mesela bu gül çok koklandı demiş. Mesela burada baktığımızda gülü koklayan belli değil. Dün gece banka soydu dediğimizde bankayı soyan belli değil. Sabaha karşı hırsız yakalandı dediğimizde arkadaşlar ln eklerini almış gördüğünüz gibi. Ve ne olmuş? Özne belli değil. Yani yakalayan belli değil. Evinin önünde oturan adam vuruldu dediğimizde vuran kişi belli değil arkadaşlar. Yani kısacası öznenin hareketin kim tarafından yapıldığı bilinmezse biz buna edilgen fiil diyoruz değerli arkadaşlar. Diğer ismi de sözlü özne diyoruz. Bu örneklerde geçen var mı okuma, kokla, var mı okuma, koklama, soyma, yakalama fiillerinin kim tarafından yapıldığı bilinmediği için arkadaşlar bu bir edilgen fiildir değerli dostlarım. Şimdi edilgenlik yapan ekler ln ekleridir. Bunlar geçişsiz fiilleri getirildiğinde cümlede herhangi bir özne bulunmaz. Çünkü cümlede özne yerine geçecek, sözde özne olacak, nesne olmuyor. Böyle cümlelerde de yüklem olan fiil edilgen çatalıdır. Mesela bu inşaata izinsiz girilmez dediğimizde yine burada arkadaşlar baktığımızda özne belli değil. Bu soğukta uyunmaz dediğimizde bakın yine ln eklerini almış fakat burada özne belli olmadığı için bu edilgen bir fiildir. Edilgen fiilden hiçbir zaman nesne olmadığından geçişsiz fiillerdir. Bunlar nesne almıyor. Öznenin bilinmemesi ya da söylemek istememesi gibi durumlarda edilgen fiil kullanılıyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer fiilimize. Bu da dönüşlü fiiller değerli arkadaşlar. Bakın dönüşlü fiillere baktığımızda cümlede hareketten, işten etkilenen özne yaptığı iş hareket yine kendisine dönüyor. Bakın cümlede hareketten, işten etkilenen öznedir ve burada
bu yaptığı iş, hareket yine kendisine dönüyor. Yani özneye dönüyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Dönüşlü fiil diyoruz. Aynı zamanda bu yine leğene eklerini alıyor. Az önce edilgende olduğu gibi. Fakat bunun arasında iki tane ayrım var. Şimdi birazdan size bunları söyleyeceğim. Mesela Ahmet günlerce dövündü dediğimizde bakın işi yapan da işten etkilenen de aynı kişi. Ali saatlerce yıkan dediğimizde aynı şekilde bakın işi yapan ve işten etkilenen aynı kişi arkadaşlar. Dönüştürük eki olan bazı fiillerde cümlede kendi kendine olma anlamı da olabilir. Mesela dolaptaki yiyecekler bozuldu. Çamurlu su duruldu. İnciller olgunlaştı dediğimizde bu örneklerde arkadaşlar kendi kendine olma anlamı vardır. Bir tane not var. Bakın burada edilgen ve edilgen ve dönüşlü fiiller arasındaki farka bakacağız değerli arkadaşlar. Edilgen ve dönüşlü fiiller aynı leğene eklerini alıyorlar. Fakat şu şekilde karışabilir. Burada edilgende işi yapan kişi belli değil. Tam tersine dönüşü de işi yapan kişi belli arkadaşlar. Yani yüklem belli. Şey, pardon, özne belli. Şimdi geldik D'ye. İştaş fiiller. Fiilin yaptığı iş, hareket birden fazla özne tarafından karşılıklı veya birlikte yapılıyorsa yüklem durumundaki fiil işteş fiildir. Mesela bu şey ekinde alıyor aynı zamanda. Baba ile oğul kucaklaştılar dediğimizde burada işte karşılıklı yapılan bir şey vardır. Arkadaşlarla selamlaştık dediğimizde yine karşılıklı yapılan bir durum söz konusudur. Kuşlar balkondan uçuştu. Bebekler ağlaştılar dediğimizde burada birlikte yapmak anlamı vardır değerli arkadaşlarım. O zaman işteş fiilinde şey ekini alacak ve birlikte aynı zamanda karşılıklı yapma anlamı vardır. Bazı fiiller anlamca işteştir. Mesela barış, savaş, güreş, üreş gibi fiillere baktığımızda bunlar anlam olarak işteştir. Mesela barıştaki şey, savaştaki şey, güreşteki şey, üreşteki şey arkadaşlar. Bazı fiillerde hareketi veya fiili birlikte yapma olabilir. Mesela şey yoksa işteş değildir diyeceğiz. Onlar buraya geldiler. Sessiz dışarı çıkmışlar gibi sözlere baktığımızda arkadaşlar burada şey ekleri yok. Onun için işteş değil. Birlikte olsa bile. Şimdi geldik öznelerine göre fiil çatılarından bir diğeri olan nesnelerine göre fiil çatılarına. Evet, öznelerine göre fiil çatıları neydi? Etken, edilgen, dönüşlü ve işteşti. Etkende işi yapan kişi belliydi. Özne belliydi. Edilgende işi yapan kişi belli değildi. Leğene eklerini alıyordu. Dönüşlüye baktığımızda işi yapan da işten eklenen de aynı kişiydi ve leğene ekini alıyordu. İşteşe baktığımızda şey ekini alıyordu ve karşılıklı ve grupla yapma söz konusuydu değerli dostlarım. Şimdi geldik ikincisine. Nesnelerine göre fiil çatıları. Burada da arkadaşlar geçişli, geçişsiz, olgurgan ve etkilgen fiillerden bahsedeceğim size nesnelerine göre fiil çatılarından. Arkadaşlar bakın. Geçişli fiillere baktığımızda burada şunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle nesne alan ya da alabilen fiilleri biz geçişli fiil diyoruz. Yani nesnenin sorusu neydi cümlenin öğelerinde hatırlarsanız? Neyi, kimi sorularıydı? Değil mi? Bunlara cevap verecektim. Diyelim ki biz bunları yüklemde göremedik. Neye bakacağız? Yüklemden önce onu getireceğiz. Onu. Mesela evdeki çiçekleri saydım dediğimizde onu koyduk, onu getirdik. Onu saydım oldu mu? Oldu. Demek ki bu geçişli bir fiildir. Aynı zamanda şöyle yapacağız. Saydım yüklem. Neyi saydım? Çiçekleri. Evdeki çiçekleri. O zaman bakın bu neyi dediğim için soru oldu. Bu nesnedir. Evimi çok seviyorum. Seviyorum yüklem. Seven kim? Ben. Neyi? Evimi. Bak gördün mü? Nesne. Nesne alıyor. Onu seviyorum da oluyor. Aynı zamanda bu geçişli fiil olduğunu göstergesi. Her cümlede yazılı olan nesne olmayabilir. Fakat yüklem olan fiil nesne olabilecek durumda olduğu için geçişli olur. Mesela günlerdir bekliyorum dedi mesela değil mi? Bakın bekliyorum yüklem. Neyi bekliyorum? Kim bekliyorum? Onu normalde ama dikkat ederseniz yazmamış. O zaman bakın şuraya onu koyduğumda onu bekliyorum oldu mu? Oldu. O zaman bu geçişli bir fiildi. Bitti. Bu cümleye baktığımızda kimini zaten biraz önce söylemiştim arkadaşlar. Dediğim gibi kimini yeni getiriyoruz. Anlam bozulmuyor. Ondan sonra onu getiriyoruz. Onu sözcüğünü getirdiğimizde burada gördüğünüz gibi arkadaşlar geçişli oluyor. Bunun dışında bakın çok önemli. Şuraya bir yıldız atayım. Yapmak, okumak, kesmek, sermek, dövmek, anlamak, almak ve silmek hepsinin önüne onu kelimesini getirdiğimizde bunlar geçişlilik anlamını koruyor. Mesela onu yapmak, onu okumak, onu kesmek, onu sermek, onu dövmek, onu anlamak, onu silmek, onu almak dediğimizde arkadaşlar
Hepsi oluyor. Bunların hepsi geçişlidir, unutmuyoruz. Şimdi geldik bir diğer özelliğimize. Geçişsiz fiiller. Evet, tam tersi. Neyi, kimi sorularının cevabı olmayan, nesne alamayan ve yüklemden önce onuyu getiremediğimiz cümlelere, fiillere biz ne diyoruz arkadaşlar? Geçişsiz fiil diyoruz. Bakın, bugün mutlu şekilde uyandım dediğimizde. Şimdi uyandım yüklem. Uyanan kim? Ben. Gizli özne. Neyi uyandım? Kim uyandım? Olmuyor. Onu uyandım oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu geçişsiz. Dün eve gittim dediğimizde. Gittim yüklem. Giden kim? Ben. Gizli özne. Tamam. Nereye gittim? Dün eve gittim. Bak, Doray Tümeç almış. Ne zaman? Dün Zafer Tümeç almış. Fakat neyi, kim sorusu var mı? Yok. Aynı zamanda onu gittim oluyor mu? Olmuyor. O zaman bu geçişsiz fiildir. Bu kadar. Şimdi geldik bir diğerine. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kalmak, bakmak, korkmak, pişmek, gelmek, koşmak fiillerine biz neyi, kimi sorularını sorunca ve onuyu getirince bunlardan önce bir anlam olmuyor. Onun için bunlar geçişsizdir. Mesela onu kalmak, onu bakmak, onu korkmak, onu pişmek, onu gelmek, onu koşmak oluyor mu? Olmuyor arkadaşım. Geçişsiz fiillerdir bunlar. Neyi, kimi sorularını soramıyoruz ve onu getiremiyoruz. Geldik şimdi üçüncü özelliğimize. Oldurgan fiiller. Nesnelerine göre üçüncü özelliğimiz oldurgan fiiller. Bakın, geçişsiz olan fiillere biz RT direklerini getirip bunları geçişli hale getiriyoruz. Geçişsiz olanları RT direklerini getirip geçişli hale getiriyorsak, olduruyorsak, yani olmayanı olduruyorsak oldurgan fiil oluyor. Mesela onu bıkmak oluyor mu? Olmuyor. Ama onu bıktırmak. Bak, dırdan tırı getirdim. Onu gülmek oluyor mu? Ama onu güldürmek. Dır dir durdur. Tır tır turtur. Onu uçmak oluyor mu? Olmuyor. Ama onu uçurmak. R'yi getirdik. Gördünüz mü? Oldu. Onu uyumak oluyor mu? Olmuyor. Ama onu uyutmak dediğimizde T'yi getirdik. Oldu. Onu yürümek oluyor mu? Olmuyor. Ama onu yürütmek dediğimizde T'yi getirdik. Oldu. Bak, oldurduk. Oldurgan. Onu kopmak oluyor mu? Olmuyor. Ama R'yi getirdik. Onu koparmak oldu. Hediye alırım dediğimizde onu almak oluyor mu? Olmuyor. Ama onu alırım. Oldu. Değil mi? Çocuğu sevindirdi dediğimizde arkadaşlar, onu sevdi. Onu sevindirdi dediğimizde burada oluyor. Onu sevinmek olmuyor. Onu sevindirmek oluyor. Değil mi? Onu sevinmek olmuyor. Onu sevindir. Bazı fiiller geçişli yapılırken kök değişikliğine uğrayabiliyor arkadaşlar. Mesela şimdi bakın, gider derken kökü nedir? Git. Değil mi? Onu gidermek dediğimizde buradaki T D'ye dönüşmüş. Getirmek. Aslında köküne gelmek, değil mi? Gelmekten getirmek. Burada yine arkadaşlar gördüğünüzde bir değişiklik söz konusu. Bu çok detay olduğu için çok bilmenize gerek yok. Ama yine söylemek istedim. Şimdi geldik arkadaşlar çatı ile ilgili bilmemiz gereken son nesnesine göre olan ettirgen fiillere. Şimdi az önce oldurganda ne yapmıştık? RT direklerini getirerek olmayanı oldurmuştuk. Şimdi ne yapacağız? Ettirgen fiillerde arkadaşlar, bu sefer geçişli olan, yani oldurduğumuz fiillerin derecesini artıracağız. Ne yapacağız? RT direklerini tekrar getireceğiz ve böylece bunların derecesini arttırmış olacağız. Kuvvetlendireceğiz yani. Mesela onu duymak oluyor, onu duyurmak oluyor. Onu açmak oluyor, onu açtırmak oluyor. Onu bozmak oldu, onu bozdurmak yine oldu. Onu yıkamak oldu, onu yıkatmak yine oldu arkadaşlar. Ettirgen fiillerde işi yapan başkasıdır. Yani özne değildir. Bu fiilde işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Değerli arkadaşlar, bunu da bilmekte fayda vardır. Evet, şimdi böylece konumuzu bitirmiş olduk. Şimdi geldik uyarılara. Uyarılar bizim için çok önemli, çok kıymetli. Bakın, yüklemi isim olan cümlelerde çatı aranmaz. Bakın, bu çok önemli. Yüklemi isim olan cümlelerde biz çatı aramıyoruz. O zaman fiilde çatı diyor. Bak, dikkat edin. Eylemde çatı, fiilde çatı diyorsa ne olacak? Fiil cümlelerinde. Yani gelmek, okumak, sevmek, görmek. Bunlar fiil olduğu için biz bunlarda çatı arayacağız değerli arkadaşlar. İsim olan, yüklemi isim olan sözcüklerde mesela vardı, gördü, boyadı dediğimizde mesela. Hani boya, moya dediğimizde. Yani isim olan kısaca arabadır, evdir, işte okuldur, işte sınıftır vesaire. Bunların hepsi isim olduğu için biz bunlara çatıyı aramayacağız. Fiillerde arayacağız. Fiilimsilerin yüklem olduğu cümlelerde çatı aranmıyor. Tamam mı arkadaşlar? Bazı durumlarda fiiller birden çok çatı eki alabilir. Bunlara çok çatılı fiiller de deniyor. Mesela kaymakamla görüştürüldü dediğimizde. Gelin bunu inceleyelim. Birincisi onu görmek. Onu görmek oluyor mu? Oluyor.
Yani geçici bir fiil. İkincisi, onu görüşmek oluyor mu? Olmuyor. Bak dikkat et. Bu işte şeklini almış değil mi? Bak görüşmek. Buradaki şey eki, pardon arkadaşlar. Buradaki şey eki arkadaşlar. Ne olmuş? İşte şeklini almış. Onu görüştürmek dediğimizde değerli arkadaşlar şöyle. Bu ettirgenlik ekini almıştır. RT'dir demiştim. Hatırlıyor musunuz? Ettirgenlik. Ettirgenlik neydi? Derecesini arttırmak. Onu görüşmek, görüştürmek değil mi? Peki görüştürdü dediğimizde edilgen, ln ekini almış gördüğünüz gibi. Yani çok çatırı fiillere baktığımızda birden çok çatı ekini aldığını görüyoruz bir kelimenin, bir cümlenin. Bir fiilin geçişli olması için mutlaka nesne alması şart değildir. Bak bunu en başta söylemiştim. Nesne yoksa bile ne ikimiz sorularını sorabiliyorsak bu geçişlidir. Yüklem RT'dir eklerinden birini almamışsa oldurgan ya da ettirgen diyemeyiz arkadaşlar. O nesnesine göre geçişli ya da geçişsizdir. Tekrar söylüyorum. Yüklem RT'dir eklerinden birini almamışsa oldurgan ya da ettirgen diyemiyoruz. O nesnesine göre geçişli ya da geçişsizdir. Bu kadar. RT'dir yüklemde varsa geçişli ya da geçişsiz olamaz. Tekrar söylüyorum. RT'dir yüklemde varsa geçişli ya da geçişsiz olamaz değerli arkadaşlar. Dönüşlü işleyiş fiillerin gerçek özneleri bellidir. Yüklem olan fiili etken çatırı diyemiyoruz. Mesela Duygu camı kırdı. Bu etken bir şeydir değil mi? Duygu kırmış. Emre bana kırıldı dediğimizde kırıldı. Bak ln ekini almış. Onu kırmak, onu kırılmak dönüşlü. Emre kırıldı. Cam kırıldı dediğimizde bu edilgendir. Edilgen. Yani kimin yaptığı belli değildi. Öznesine göre hatırlarsanız. Aynı kökler aldıkları eklerle dönüşlü, edilgen, işteş çatılı olabiliyor değerli arkadaşlar. Mesela Duygu dövündü dediğimizde bu dönüşlü değil mi? Duygu dövündü, dönüşlü. İşi yapan belli, etkilenen belli. Duygu dövüldü dediğimde işi yapan kişinin kim olduğunu bilmiyorum. Duygu kim dövdü belli değil. Emre mi dövdü, işte Ayşe mi dövdü belli değil. Duygu dövüldü, edilgen. Duygu dövüştü dediğimde bu karşılıklı olan bir şey, işte şekli değil mi arkadaşlar? Evet, böylece arkadaşlarım bu konumuzu bitirmiş olduk. Umarım faydası olmuştur. Bu tür videoların ve içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum değerli dostlarım.